Tarihler 6 Kasım 1930'u gösteriyordu. 6 Kasım'ın ilk saatlerinde Northampton kasabası yakınlarındaki Hardingston köyüne doğru giden iki genç uzaklarda bir ateşin yandığını gördü. Gençler ateşi bir şenlik ateşi zannetti ve pek önemsemediler. Dakikalar sonra düzgün giyimli ama tuhaf hareketleri olan bir adam yanlarından geçti. Ve geçerken de gençlere şunları söyledi. Birisi orada şenlik ateşi yakmış ve sanki o ateşi içiyor gibi. Adam bu sözleri söyledikten sonra iki gencin yanından hızlıca uzaklaştı. İki genç hemen ateşe doğru koştular. Ateşe yaklaştıklarında ateşin yanan bir araçtan geldiğini gördüler. Alevler neredeyse 12 metre yüksekliğe ulaşmış, ortalığı fena halde duman sarmıştı. Hardingston köyü yetkili memuru ateşi çok önceden fark etmiş ve 4 tane görevliyi ateşin yandığı yere göndermişti. Olay yerine gelen ekip yarım saat içinde ateşi tamamen söndürmeyi başardı. İşte o esnada araca yaklaşan görevlilerden birisi ön tarafta bir insanın olduğunu fark etti. Adam çoktan ölmüştü. İki genç olay yerine gelen polislere gördüğü adamı anlattı. Olay kısa bir zaman sonra ülke gündemine oturdu. Yerel ve ulusal basın olayı birçok kez haber yaptı. Amaç olayda parmağı olan bir ya da birilerini bulabilmekti. Adli inceleme raporu bittiğinde sonuç aracın kasti bir şekilde yandığını gözler önüne seriyordu. Aynı zamanda rapora göre ön koltuktaki adam yangın başladığında büyük bir ihtimalle kendinde değildi ama canlıydı. Adam yangın başladıktan sadece 30 saniye sonra hayatını kaybetmişti. Yaşı 32 ile 37 arasındaydı. Adamın sağlık durumu iyi değildi. Özellikle de akciğeri bitmiş durumdaydı. Muhtemelen kötü şartlarda çalışmıştı. Polisler aracın sahibi Alfred Rose'a ulaşmaya çalışsalar da bunu başaramadılar. Alfred sırra kadem basmıştı. Ekipler hemen eşine ulaşıp onu sorguya çektiler. Kadın bir önceki gün akşam 8'de evden ayrıldığını söyledi. Alfred iş için Leicester'a gideceğini söylemişti. Polisler aracın ön koltuğundaki ismin Alfred olabilme ihtimalini düşünüyorlardı. O yüzden Alfred'in eşine ölen adamın elbiselerini gösterdiler. Kötü halde olan elbiselere bakarak bir çıkarımda bulunabilmek çok zordu. Eşi elbiselerin Alfred'e ait olabileceğini söyledi. İngiltere çok karmaşık ve bir o kadar da esrarengiz bir olayla karşı karşıyaydı. Polisler Alfred'i ararken Alfred o tarihlerde Londra'daydı. Londra'da daha önce evlenme sözü verdiği Fraine Barnett isminde bir kadınla görüştü. 30 dakikalık bir görüşmeden sonra diğer sevgilisi Jorkins'ın yanına gitti. Arabasının nerede olduğunu soran kadına bir önceki gece çalındı diyerek yanıt verdi. Alfred kadına olayı polislere ve sigorta şirketine bildirdiğini söyledi. Bir sonraki sabah kadın olayı bir gazetede okudu ve haberi Alfred'e gösterdi. Ama Alfred yanan aracın kendisine ait olmadığını söyledi. Jorkins Alfred'den şüphelenmişti. Aynı zamanda ondan bir intikam da almak istiyordu. Alfred Broadway'e gitmek üzere evden çıkar çıkmaz kadın polisleri aradı ve Alfred'in yerini söyledi. Polisler aynı saatlerde Alfred'i bir otobüs terminalinde yakaladı. Alfred polislere arabadaki adamı tanımadığını söyledi. Adamın otostop çektiğini, o yüzden adamı aracını aldığını anlattı. Alfred'e göre adam bir otostopçuydu ve Alfred'in adam hakkında bildiği tek şey adamın yakınlarda oturuyor olmasıydı. Alfred polislere şunları söyledi. Her şeyin bittiğine sevindim. Ben de karakola gidecektim. Dün gece hiç uyuyamadım. Alfred otostopçu olduğunu iddia ettiği adama benzin deposunu doldurması için bir teneke benzin verdiğini, kendisi araç yakınında puro içerken aracın bir anda alev aldığını söyledi. Adamın o sırada aracın içinde olduğunu fark ettiğini, onu kurtarmak için uğraştığını anlattı ve en sonunda o panik haliyle olay yerinden kaçtığını söyledi. Polisler aracın kasti olarak yakıldığını, benzin deposu ve karbüratör arasındaki bir kablonun bilerek gevşetildiğini söylediler. Alfred aracın puro yüzünden yanmış olabileceğini iddia etti. Araçtan kaçarken yolda gördüğü iki genç, Alfred'in elinde bir evrak çantası olduğunu söylemişti. Bu iddia kendisine soruldu ama Alfred bu iddialara mantıklı bir cevap veremedi. Eğer Alfred katilse cinayeti işleme sebebi neydi? Alfred Ross, 27 Kasım tarihinde kimliği belli olmayan bir adamı öldürmekle suçlandı. 26 Ocak 1931 tarihindeki duruşmasına kadar hapishanede yattı.
Duruşma günü Alfred'in avukatı yangının istem dışı çıktığını savundu ve bunu mühendis bir tanıdığını mahkemeye getirerek anlattı. Ama mahkeme bunu pek ciddiye almadı. Ölen adamın pantolonu incelendiğinde benzinle ıslatılmış olma ihtimali ortaya çıktı. Bunu destekleyen birkaç kanıt mahkemeye sunuldu. İşler Alfred için kötüye gidiyordu. Alfred ise çok gergindi. İddia makamı, Alfred'in neden bu olayı gerçekleştirdiğini anlayabilmek için önce onun hayatını bilmek gerek dedi ve Alfred'in hayatını anlatmaya koyuldu. Alfred Ross, 6 Nisan 1894'te Londra'da dünyaya geldi. İngiliz bir babaya ve İrlandalı bir anneye sahipti. Annesi 20. yüzyılın başında eşini terk etti ve oyuncu olmak için film şirketlerinin kapısını çaldı. Alfred Ross, 7 yaşından itibaren annesiz büyüdü. Annesi evi terk ettikten 3 hafta sonra babası eve bir yardımcı getirdi. Alfred Ross, o yardımcı kadın tarafından bir anne şefkatiyle büyütüldü. Alfred çevresi tarafından efendi ve düzgün bir çocuk olarak tanınırdı. Okuldan kalan zamanlarını kiliseye giderek değerlendirirdi. Hatta o tarihlerde St. Saviour's Kilisesi'nde sakristanlık bile yaptı. 14 yaşındayken okulunu yarıda bıraktı ve bir emlakçının yanında çalışmaya başladı. Alfred Ross, 1. Dünya Savaşı başladıktan 2 hafta sonra orduya yazıldı. Kraliçenin 24. Özel Alayı'nda görev yaptı. Görev için Fransa'ya gitmeden önce sevgilisi Lili May ile evlendi. Fransa'da görev yaparken birçok kez Almanlarla sıcak temas yaşadı. O anlardan birinde başına bir mermi parçası isabet etti ve Alfred ağır bir yara aldı. Bu yara yüzünden neredeyse bir yıl boyunca hastanede yattı. Aynı zamanda bacağını kaplayan kocaman bir yara da vardı. Bir yılın sonunda hastaneden taburcu edildi. Sol dizini bükemiyordu. Yürüme yetisini %75 kaybetmişti. Ordudaki görevi bittikten sonra kendisine maaş bağlandı. 11 Şubat 1916'da Alfred yeniden ülkesi İngiltere'ye döndü. Temmuz ayında kontrol için gittiği bir doktor Alfred için şunları söylüyordu. Alfred'in beyni kötü durumda. Aldığı yaranın izleri hala etkisini göstermekte. Temmuz 1919'da Alfred artık dizini belli bir ölçüde bükebiliyordu. Ağustos 1920'de Alfred artık savaşın izlerini kafasından tamamen silmişti. Eylül ayında Alfred'e peşin bir ödeme yapıldı ve o tarihten sonra aldığı aylık tamamen kesildi. O tarihlerde eşinden ayrılmış ve çapkınlık yapan bir adam olmuştu. İki tane gayrimeşru çocuğu oldu. Hatta evlatlarının birisinin annesine nafaka vermek zorunda kaldı. Haziran 1929'da diş teli ve jartiyer satan bir firmada işe girdi. Bir gezgin olarak şehir şehir dolaştı ve firmanın ürünlerini satıp ürün başı komisyon aldı. Bu meslek sayesinde güzel bir para kazandı ve 1930 senesinde bir ev aldı. Çok zengin bir iş adamı olduğunu söyleyerek o yıllarda birçok kadını kandırdı ve bir dizi gayrimeşru çocuğu oldu. Birçok kadına nafaka ödemek zorunda kaldı. Nafakalar Alfred'i çok zorladı. O yüzden birçok kez mahkemeye itiraz etti. Sonunda ise ödeyemeyeceği kadar nafaka ücreti birikmişti. Bu yüzden polisler Alfred'i yakalayıp hapishaneye gönderdi. Kısa bir süre sonra Alfred hapishaneden çıktı. Tüm nafakaları ödeyeceğini taahhüt etmişti. Ama cezaevinden çıkarken şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planı vardı. Aynı tarihlerde gece kulübünde tanıştığı bir adama ölmesinin ya da yaşamasının hiç kimsenin umurunda olmadığını söylemiş ve adama dilerse gezgin bir satıcı olarak kendisine iş bulabileceğini söylemişti. Alfred'in cinayet işlemesinin nedeni yaşadığı maddi sıkıntılardı. Kendisini yasal çerçevede öldürecek ve bu şekilde borçlarından kurtulacaktı. Alfred Ross, polislerin kendisine yardım etmediğini söyleyerek ölen adam hakkında kapsamlı bilgi vermeyi reddetti. Sadece yüzeysel bilgiler verdi. Adamın 40 yaşlarında olduğunu, açık renkte palto giyindiğini ve sağ kolunda bir dövme olduğunu söyledi. O tarihlerde William Briggs adında 23 yaşındaki bir genç kaybolmuştu. Ailesi bu olaydan sonra polislerle temasa geçti ve ölen kişinin oğulları olup olmadığını öğrenmek istedi. DNA incelemesinden sonra araçtaki adamın William olmadığı anlaşıldı. Peki ama o zaman ölen kimdi? Jüri 6 günün sonunda 25 dakikalık bir görüşme yaptı. Görüşme sonucunda Alfred Ross ölüme mahkum edildi. Alfred ölmeden önce eşiyle son bir kez görüştü. 10 Mart 1931 tarihinde asılarak idam edildi.
kimliği belli olmayan adam ise bir mezarlığa defnedildi. Mezar taşına ise kimliği bilinmeyen bir adam anısına yazıldı.